Evet, şimdi sevgili izleyenlerimiz, bizim de yöreye acizane kattığımız halaylar var. İşte 50 halayı ilk defa biz okuduk bu yörede ve oldukça da meşhur oldu. Yine bir mavili halayı, halayıyla birlikte, oyun şekliyle birlikte yine biz bu yöreye getirdik. Son kasetimizde dinleyen var mı? Kim dinledi? Nasıl buldunuz? Çok güzel, çok beğendim. Her zamanki gibi mükemmel. Teşekkür ediyorum. Özellikle halaylar çok iddialı. Halaylar çok güzel. Amin. Seni tek geçiyoruz yani. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, dedim ya, Doğanşar'ın en sosyal, en aktif köyü. Biz görüntülü CD'mizin kapağını da yine ablalarımızın resmini koyduk. Bu yaylada çektiğimiz resmi koyduk. Gerçekten yine bir sahneye çıktığımızda arkadaşlarımız çekim yapacak. Bu sene biraz daha detaylı halayları yayınlamayı düşünüyoruz, kısmet olursa. Biz seni çok tutuyoruz, siz de bizi tutacaksınız yani. Biz seni çok tutuyoruz, biliyorsun Hüseyin abi. Gerçekten Avcı Çayı hem İstanbul'da hem burada. Düğününde beraberiz, derneğinde beraberiz, konserinde beraberiz, yaylasında, köyünde. Gerçekten biz de öyleyiz. Çok teşekkür ederim. Bu akşam yine birlikteyiz Avcı Yaylası'nda. Ona müjdesini vereyim. Evet, dün. Dün akşam gelmediniz, çok üzüldüm. Evet, aslında dün akşam çok geç kaldım. Kayseri'deydim. Almus'a geçtim. Yetişemedim ama bu akşam telafi edeceğiz. Hep beraber. İnşallah. Peki. İnşallah bu akşam telafi edeceğiz. Şimdi buradan gelemeyen var mı İstanbul'da? Gelemeyenlere neler söylemek istersiniz? Var mı yakınlar? Gelemeyenler çok üzülsün bence böyle bir ortamı kaçırdıkları için. Yani ne bileyim, çok yazık diyorum artık. Dilensin, toplansın, seneye de gelsinler, bu kadar. Bu kadar. Evet, çok güzel bir kelimeydi sonu gerçekten. Mutlaka kaçırmasınlar diyorsunuz. Peki. Yani ben ilk defa geliyorum. Eğer ki yani böyle olduğunu bilseydim yani geç kaçırmazdım. Ama ben bilmiyordum. Çok hoşuma gitti yani. Çok güzel bir ortam. Değişik bir ortam. Bir şey soracağım. Geçen sene yayık vardı burada. Bu sene var mı öyle bir şey? Arkada var ama çekim olacak mı bilmiyorum. Yani varsa ben özellikle çekim yapmak istiyorum. Çünkü o görüntü çok beğenilmişti yani. Çok beğenildi. Herkes tarafından. Benim görüntülü bir sinim de var. Ama çok az çekmiştik biz o ara. Bütün görüntüyü kullandık. İşte biz çekimi çok az yapmıştık o gün. Yağmurdan dolayı son anda arkadaşlar. Bu sene böyle daha detaylı çekmek istiyoruz. Eğer öyle olursa güzel olur yani. Yeah.
Valla. Benim var da giyme. Ablay var bizim söylesin. Elbise sorgunlar dışarı çıksın lütfen. Kafede şimdi seneye böyle olmasın da seneye giysinler. Sevgili izleyenlerimiz, Sivas Doğanşar Avcıçay Yayla Şenliklerindeyiz. Konserimiz bitti ama buradaki eğlence hala devam ediyor. Akşam da yaylada kısmet olursa bir program daha yapacağız. Arkamızda yine yöresel kıyafetli ablalarımız biraz sonra bize yöresel türküler söyleyecekler, yayık yayacaklar. Ama önce yanımızda dernek başkanımız Eyüp Demir başkanımız var. Başkanım öncelikle tebrik ediyoruz. Güzel bir konserdi, güzel bir festivaldi. Neler söylemek istersiniz? Vallahi Hüseyin Bey teşekkür ediyorum. Size de öncelikle teşekkür ediyorum buraya gelip bizleri şenlendirdiniz, neşelendirdiniz. Tüm zaten insanlarımız da burada gördüğünüz kalabalığı, katılımlar bu sene çok fazlaydı. Herkese kaç teşekkür ediyorum. Kaç günde hazırlandınız başkanım? Bu... Vallahi biz bir ay önce İstanbul'da bir piknik yaptık. Beşinci, altıncı ayın 15'inde, bir ay sonra 7. ayın 16'sında burada şenliklerimizi yaptık. Hazırlandık. Sağ ol sanatçılarımız, sizler her zaman yanımızdasınız. Ne diyeyim işte, insanlarımız %95'i köylümüzün burada. Çevre köylerimizden katılımlar oldu. Doğanşar Mülkamürü, Kaymakamı, Belediye Başkanı, Müftüsü, Sayın Ahmet abi, Dünya Olimpiyat Şampiyonu Ahmet abimiz, Mustafa Süs abimiz, Sivas Spor 2. Başkanı, hepsi buradaydılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bütün katılım insana teşekkür ediyorum. Şimdi İnşallah seneye daha güzel olacak yani. Avcıçay festivalleri artık adından söz ettirmeye başladı. Önümüzdeki sene var mı bir değişiklik, bir plan, proje, neler hedefliyorsunuz? İnşallah bunun şu anda 3500 kişinin üstünde bir katılım vardı. Evet. Biz bunu 5000'e çıkarmaya çalışıyoruz. Daha güzel olarak, daha iyi hazırlanarak İstanbul'daki şenliğimizi, belki oradaki şenliğimizi yapmayıp onu da buraya kaydıracağız. Hepsini beraber yapmayı düşünüyoruz. Evet. Tüm katılımcılara şimdiden daha güzel olacağını söylüyorum. Bu yöre kıyafetlerini hanım kızlarımızın, kardeşlerimizin zaten her geçen sene artıyor. Tozanlı'nın şeyini, Doğanşar'ın bütün şeylerini biz yapıyoruz Avcıçay olarak. Evet, yani yöresel kıyafetlerini biz yapıyoruz her konusunu. Peki başkanım, son olarak buradan hemşehrilerimize ya da İstanbul'daki gelemeyen, festivale katılamayan hemşehrilerimize neler söylemek istersiniz? Oradan katılamayan da ben şunu söylüyorum. Sizin aracılığınızla yayınlanacak. Oradan da seyretsin. TV58'e teşekkür ediyorum. O da buradaydı. O da yayınlayacak. Artık onlar bu sene BAT'tan seyredecek. Gelecek sene inşallah canlı olarak burada seyredecekler yani. Evet. Her kişiye teşekkür ediyorum. Oradakiler de, katılanlara, katılmayana da. Teşekkür ediyorum. Peki başkanım. Sizlere. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılısın zaten. Başarılar diliyoruz. Saygılar sizlere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi yanımızda ablalarımız var. Dediğim gibi yöresel kıyafet en çok Avcıçay köyünde giyiliyor. Bu anlamda da ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir moda haline getirdiniz bu yöresel kıyafetleri. Şimdi bu eskiden ayranın yapıldığı yayık arkamızda gördünüz. Peki bunu bilen var mı? Kaç dakika yaydığınız zaman yoğurt oluyor, bilen var mı ablalarımızda? Bir saat sür. Abla galiba tecrübeli bu konuda. Yaylacılık yapmış. Peki bir saat yaydığınız zaman nasıl anlıyorsunuz? Tam ayran oldu. Yağlar top top gözükür zaten. O zaman anlaşılır zaten. Bir de anlayana daha gösterir tecrübeli birini. Peki yağını nasıl ayırıyorsunuz? Boşaltırız kazana. Sonra da yüzünden alırız soğuk suyla beraber. Onu büyükler daha çok yapar da biz öyle görmüştük yani. Ama siz sadece yağı yağıyorsunuz o kadar. Ondan sonrasına karışmıyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Peki bizim Anadolu'da işte Doğanşar bölgesinde yayık yayarken ablalarımız bir de işte yöresel türkülerden de söylerler. Kendi aralarında. Şimdi bu türkülerden söyleyeceksiniz bize değil mi?
Söyleyecek misiniz? Peki. Siz hazırlığınızı yapın. Evet, artık türkünüze başlayabilirsiniz. Alın bakalım. Yayık yaydı hışım gibi, yağı çıktı başım gibi. Yayık yaydı hışım gibi, yağı çıktı başım gibi. Yayık yaydım hışım gibi, yağı çıktı başım gibi. Yayık yaydım kolum şişti, kolumdan kol bağım düştü. Yayık yaydım kolum şişti, kolumdan kol bağım düştü. Yayık yaydım kolum şişti. Yok. Hadi. Yayık yaydım kolum şişti. Yayık yaydım kolum şişti. Kınamayın ey komşular, benim gönlüm ona düştü. 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 Yayık yaydım hışım gibi, yağı çıktı başım gibi. 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 Yayık seni doldururum, küleğime doldururum. Yayık seni doldururum, küreğime doldururum. Yayık seni doldururum, küleğime doldururum. Yayık yaydım hışım gibi, yağı çıktı başım gibi. Yayık yaydım hışım gibi, yağı çıktı başım gibi. Evet, ablalarımız yayı yaydılar, ayranı yaydılar. Ayran olmuş mu diye kontrol ediyorlar. Tabii ki onlar anlıyorlar ayranın nasıl olduğunu. Biz buradan göremiyoruz ama. Şimdi az önce bir teyzem vardı. Sanıyorum yaylacıydı o. Ne oldu? Evet. Peki. Ablam bilir. Şimdi ayranı yaydıktan sonra ne yapıyorsunuz abla? Ayran bitti diyelim. Tuluk bitti. Yağını nasıl alıyoruz? Bir anlat bakayım. Kazana boşaldı yok. Ondan sonra kepçinen böyle biriktiriyor. Ondan sonra kulağa koyuyor. Kulağa koyuyor, su koyuyor, yiyor, yiyor, tuz koyuyor. Geriye kulağa basıyor onu. Kulaklar da iyi olur. Böyle aç kulaklara. Ayrandan ne yapıyorsunuz? Çökelik mi yapıyorsunuz? Ayrandan içi yok. Ayran yaparız, çorba yaparız, tarhana yaparız. Çökelik yapmaz mısınız? Yok, ayrandan çökelik yapmak biz. Öyle mi? Yok, biz işte onu biz bilmiyoruz. Anlatın ki. Tarhana yapıyorsunuz. Ayran çorbası yapıyoruz.
Ayran çorbası yapıyorsunuz. Hele çalıyorlar. Mantı yaparok. Mantı yapıyor. Bir de abla. Çekçi, ayran her zaman olur çeşidi yani. İçilir ayran çorbası, içerir. Evet. Bir de ablalarımıza şunu soracağım. Özellikle ben gittiğim yerde zaman zaman biz programlarımızda da yayınladık, kliplerimizi de yayınladık. Yöresel kıyafetleri çok merak edenler var. Hani bilmeyen diğer yörelerdeki işte Doğanşar bölgesindeki yöresel kıyafetleri çok merak ediyorlar. Şimdi kıyafetlerle ilgili kime soralım? Evet. Peki. Evet, şu anda yanımızda hanım ağamız da geldi. Hanım ağam, bir tanıyalım seni. Ben Avcı Çaykoyu'nun 2007-2008 yaylı ağasıyım. Dursal ablamaz. Dursal abla, nasıl bir duygu hanım ağa olmak? Hanım ağa olmak iyi bir duygu. Ağa olmak tabii iyi bir şey. Evet. Ağalık çok iyi bir şey. Allah herkese nasip etsin diyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Herkese de tavsiye ediyorum ama hiç ileri gelen olmadı. İnşallah olur. İnşallah. Şimdi gerçekten ablalarımız da artık köylerine destek oluyorlar. İşte festivallere katılıyorlar. Bu anlamda da onları tebrik ediyoruz gerçekten. Şimdi Dursal abla. Entar ediyoruz, 3-5 diyoruz. Siz ne diyorsunuz bu kıyafetlere? Biz de aynısı 3-5 diyoruz, entar ediyoruz. Evet. Evet. Şimdi bu kıyafetleri köylerde mi yapıyoruz yoksa İstanbul'da mı yapıyoruz? Nasıl? Nerede yaptırıyoruz? Vallahi genellikle köylerde yaptırıyoruz. Esas Doğanşar'da diktiriyoruz devamlı. Yani kumaşı falan her şeyi İstanbul'dan da alıyoruz ama yine yollayıp Doğanşar'da diktiriyoruz. Peki kumaşını İstanbul'da bulabiliyoruz mu? Bu Kapalı Çarşı'da buluyoruz. Başka yerlerde bulunmuyor da Kapalı Çarşı'da kapalı buluyoruz. Evet. Çünkü bize çok soruyorlar işte bu kıyafetler nerede yapılıyor, nereden alıyorlar? İşte bilmeyenler oluyor, özenenler oluyor işte televizyonda görüp çok beğenenler oluyor. Onun için o anlamda bilgi edinsinler diye söylüyorum. Bir de hani değişiklikler var. İşte bazı ablalarımızın başında fes var. Bazılarında pullu Yemeni yazmaları pullu. Bunları nasıl ayırıyorsunuz? Bunlar anlamı var mı? Bunlar şimdi evlenenlerimiz, nişanlanan yani bekar kızlarımızın Yemenisi olmuyor yani başında böyle örtüsü. Mesela şu ablamız gibi mi? Evet. Çekelim abla. Evet, bu ablamız gibi. Evet. Evet, onu görüntüledik. Ondan sonra bunlar gelinler. Gelin olan, evet, gelin alıyoruz burada hemen bir örnek olarak. Evet. Nişanlılar da. Nişanlılı var mı nişanlılı? Nişanlılar da aynı yani. Aynı mı? Evet. Ne farkı var nişanlılı kızın? Nişanlılı kızlarımız böyle yüz kapıyordular. Yakınlarından, kaynatadan, kaynanadan, evet, damadın akrabalarından yüzlerimiz yani ben atardım. Bu şekilde örtüyoruz, evet. Kaç gün kapalı kalıyordu yüzünüz? Onu da soralım. Şimdi ne kadar nişanlılık alırsan bir de yeni gelinlikte kesinlikle evet, bir sene kaynanadan kaynatadan böyle kapatıyoruz. Bir sene mi? Bunun süresi var yani, evet, bir sene. Bir sene kesinlikle diyoruz. Vallahi çok zor yani. Bir sene boyunca kapalı diyorsun. Evet, ondan sonra da para verip açtırıyorlardı yani töre olaraktan. Töre olarak. Sizin tabii düğün köyde olmuştur değil mi? Evet. Peki bir anlatsana bize nasıl oldu düğün? O günlere bir geçsek şöyle bilmeyenler için. Şimdi çok süren. Şimdi bizde önce bir danış yemeği verirlerdi. Danıştan sonra köylere saçı yollarlardı. Düğüncü gelirdi yani diyelim ki Çatpınar'dan, Doğanşar'dan, Darakol'dan işte yakın köylerden. Ondan sonra bir gün önce köylü ağırlarlar misafirlerdi. Ertesi günde düğün evi yemek yapardı. O gelen misafirleri güleşten sonra doyurur yollarlardı. Akşam kızın da kınasını yakarlar. Sabahtan damadın kınasını işte yani savducu gezdirirdi, ata bindirir köylerde. Peki sen ata binip de mi gelin gittin? Evet. Eskiden ata binme vardı değil mi? Dünürcü olurdu. Evet. Gelin dünürcüler önden giderdi. Gelinin atı da arka sıra. İki kişi gelin ata bindirir, kollarından tutar. Yakın tabii kardeşi, eniştesi, dayısı neyse onlar, amicesi. Gelinin kollarından tutar, ata bindirir, götürürlerdi. Zor olur muydu? Zor. Çünkü ata binmek normalde bir pek bayanın alışkın olmadığı bir şey değil. Bir şey değil de şimdi anneden babadan ayrılmak daima zor oluyor tabii ki. Evet. Bir de hep ağlardı değil mi gelin? Yani işte las olurdu, ağıt olurdu. Peki o ağıttan bilen var mı şu anda? Bilen yapar.
Kısa böyle bir. Elim alıyor. Bacıya dikmişler al yeşil bayrak. Ayrılıyor anne biyor sarılak. Tabi o iyi de geriden anne diyerek gelir. Allah böyle herkese güle oynuyor. Nasip etsin. Gelin göndermeyi. Kızım seni haslarından hasladım. Saçlarını gül suyuyla ısladım. Kızım seni kahir için besledim. O da öyle söyler anne de. Ondan sonra işte ayrılır giderim. Çok teşekkür ediyoruz Dursal abla. Gerçekten güzel bilgiler verdin bize. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah tekrar buraya gelip böyle şenlikler yapmamızı kısmet etsin hepimize de. Evet. Ablalarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Avcıçayı Festivali'nden gündüz görüntülerimiz bu kadar ama biz akşam yaylada da olacağız. Yine yaylada hep beraber halaylar çekeceğiz. Türküler söyleyeceğiz. Şimdilik bu kadar.